yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda tabi Sarı Mumya'yı beklemiyorduk, geldi. Biz normalde ayın 21'inde bekliyorduk Sarı Mumya'yı. Neyse erken geldi abi. Ben hani ertelenmezse 21'inde büyük bir ihtimalle gelecek demiştim. Erken geldi, daha iyi oldu. Hani böyle erken getirdiğime biraz daha iyi. Ama şunu diyebilirsiniz. Abi Sarı Mumya geldi ama ne yapacağız yani. Hani açabilenler var, açamayanlar var. Ben dikkat ederseniz kanalda bazen işte bedava UC videoları çekiyorum. Ekstradan PUBG Mobile'in düzenlediği etkinlikler var, onları çekiyorum. Geçen çekmiştim. Orada olayı da anlatacağım, hani sonuçlanan olayı. Yine arkadaşlar farklı bir etkinlik var ve ciddi manada hani UC ödülleri var. Belki Sarı Mumya'yı bile çıkartabilirsiniz eğer oradan UC'yi kazanabilirseniz. Ondan da bahsedeceğim size. Şimdi ondan önce arkadaşlar hemen şöyle bir şeye bakalım. Popülerliklerimizi biliyorsunuz her videoda, PUBG Mobile videolarında. Atan arkadaşlarımız isimlerini okuyoruz. S2C Alper, CSLero, Arda, Oha Leyla, EZMSO var, Avengers 45-23. İsmi gözüken arkadaşlar varsa da onlara da teşekkür ederim. Şimdi hemen bir iki sorumuz var. Hesabıma hiçbir şekilde UC alamıyorum. Error veriyor. RP falan alamaz olduk. Abim çözümü nedir? Şimdi hani hesabına hiçbir şekilde oyun içinden mi UC alamıyorsun? Yani oraya yazsaydın abi oyun içinden de alamıyorum, Midaspy'dan da alamıyorum, başka sayfalardan da alamıyorum. Başka sayfaları bilmiyorum yani ne kadar güvenilir ama benim bildiğim en güvenilir oyun içinden ya da Midaspy'dan alabilirsiniz. Midaspy'da PUBG Mobile'in resmi bu UC sattığı sayfa arkadaşlar. Yani onu da yazsaydın keşke. Yani büyük ihtimal Midaspy'dan almıyorsun gibi geliyor bana, tahminim. Midaspy'dan alırsan zaten sıkıntı olmaz. Ha, oradan da alamıyorsan kartında belki problem vardır. Soru, oyuna girerken maç sürücüsü yanıt vermedi. Lütfen daha sonra tekrar dene diye bir yazı geliyor. Ne yapmalıyım? Cevabını. Sürekli mi geliyor? Yani hiç mi giremiyorsun maça? Hiç giremiyorsan oyunu bir sil veya da tamir et de. O bazen hani bende de oluyor. Bazı arkadaşlar, herkes de olmuştur gibi geliyor bana o hata. İnternetle alakalı sanki. Bir tamir et de olmuyorsa, hani hiç maça giremiyorsan bir oyunu kaldır tekrar kur derim. Şimdi sorular bu kadardı. Gelelim abi. Bir dakika, nereye giriyoruz lan? Çık buradan. Burada da 5'te kaldık. Dur bakalım. Sarı Mumya'nın gitmesine daha var. Biz bir orayı bir deneyeceğiz. Neyse arkadaşlar, Sarı Mumya ayın 17'si geldi. Ayın 16'sı gidiyor. Yani bir aylık bir süre var. 2 tane ödül olarak geldi. Daha doğrusu burası. Çark zaten. Standart ödül havuzu var. Ve ekstradan gelişmiş ödül havuzu var. Ya bu kısımda arkadaşlar sizin işinize yarayacak olan tek şey şunlar olabilir. Şu bal kabakları. Bir de şunu eğer tekli de çıkartabilirsiniz, işinize yarar. Hani lobinizi değiştirirsiniz. Sarı Mumya kısmında da arkadaşlar, burada da yine 2 lobi var. Şu bal kabaklarının şeyi yüksek biraz, 5 demişler. Bir de Sarı Mumya var arkadaşlar. Şimdi bunlar nasıl oluyor tabii, şuraya bakalım. Daha doğrusu ben anlatayım size, oraya bakmaya da gerek yok. Burada 5 tane bal kabağı var arkadaşlar. Şimdi bu kısımda burayı ücretsiz halledebilirsiniz bir ay içinde. Şanslıysanız bunu çıkartabilirsiniz veyahut da bunlardan çıkartabilirsiniz. Şimdi bunu çıkartırsanız bunu kalıcı alabiliyorsunuz. Bunları da başka bir yerde kullanabiliyorsunuz. Şurada günlük görevler var. Her gün yenilenecek büyük bir ihtimal bu görevler. Buradan bir tane aldığınızda burayı çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tane çevirdim mesela. Şimdi 4 kaldı. Sonra böyle böyle gidecek. Peki şunlar. Şunlar arkadaşlar ödül havuzunda işinize yarayabilir. Sarı Mumya 1000. Tabi oradan 1000 jeton alıp Sarı Mumya'yı alma şansınız yok. Çünkü bir ay sürecek, yani 3 bile gelse yetişmez yani. Ya ufak böyle ucundan bir Sarı Mumya indirimi yapılabilir. O şekilde kullanabilirsiniz. Buraya 3 tane lobi koymuşlar. İşte sandıklar var, malzeme klasik. Bir de gümüş koymuşlar arkadaşlar. Bunları da buradan alabiliyorsunuz. Sarı Mumya'yı tabii açmak için. Ha, Sarı Mumya kısmına geldiğimizde de burada da yine bedava açma olayı var ama şöyle diyor ki, sen 5 öde diyor, 6. benden diyor. 6.'yı açıyorsunuz. Bu kilit kısmı açılıyor. 6.'yı açtığınızda bunlardan biri geliyor. Eğer Sarı Mumya gelmezse, ya da geldi diyelim, fark etmez. Burası yine sıfırlanıyor arkadaşlar. Başa dönüyor. Bu yine kilitleniyor. Ondan sonra yine devam ediyorsunuz. Bu şekilde Sarı Mumya'yı yani çıkartmaya çalışabilirsiniz. Tabi ne kadar şanslı olursunuz bilemiyorum. Umarım herkese böyle ilk 10'luda falan çıkar.
Yani ilk 6 şeyini böyle bedavada çıkartırsınız diye umut ediyorum. Şimdi bu arada şeyi göstereyim. Arkadaşlar etkinlik kısmında da şey geldi. Galata Kulesi şu kısmı, bunları zaten alırsınız. Instagram'da paylaşmışlardı dün akşam. 5 tane yer seçmişler işte İstanbul'la alakalı. İşte cami var, işte Kız Kulesi falan. Yani büyük bir ihtimalle Betadık gelecek. Kız Kulesi ile Galata Kulesi gelecek. Ama bunu 21'ine kadar mesela. Acaba 21'e mi gelecek? Benim kafamdaki tarih 29'u diye düşünüyorum. Burada 21'i görünce bu etkinliğin. Acaba bunu yapıp sonra Kız Kulesi'ni mi koyup 29'da, evet bence öyle olacak. Yorumları yine bekliyorsunuz. Bak şimdi aklıma geldi Kız Kulesi olayı. Burası bu şekilde. Gelelim UC kısmına. Arkadaşlar şimdi UC olayını anlatayım size. Bildiğiniz üzere ben elimden geldiğince sizin böyle bedava UC alabilmeniz için her şeyi böyle bazen videoları paylaşıyorum. İşte bazı uygulamalar da olabiliyor bazen. Değişiyor duruma göre. Midas Buy'dan da alabiliyorsunuz. Çıkartabiliyorsunuz diye. Ekstradan PUBG Mobile'in düzenlemiş olduğu UC etkinlikleri oluyor arkadaşlar. Discord olsun, Instagram olsun, hangi sosyal medyadan paylaşıyorlarsa bunları sizinle paylaşıyorum ki hani böyle bir yerden bir UC alabilin diye arkadaşlar. Mesela geçen paylaşmıştım. Hani şeyleri de güzeldi yani. Sıralama hani şey de yoktu. Böyle çekiliş tarzı da yoktu. Sıralamaya girmeniz gerekiyordu belli bir. Hani Discord'da adam çekmeniz gerekiyordu orada. Ve hani 5000 kaçtı ne öyle bir şeydi yani birinciye. Ona göre ikinciye de normal değişiyordu. Ama güzel fiyatlar vardı. Ve ben bunu birkaç videoda paylaştım. Ve UC'yi kim aldı arkadaşlar biliyor musunuz? Yani çok herhalde anladığım kadar oradaki sıralamada konuladım. Çok dikkatinizi de çekmedi. Birinci yabancı oldu abi. Yani yani Pakistanlı biri oldu yani. Yabancı geldi. Türkiye'deki etkinlikte UC'yi alıp gitti yani. Düşünün. Üçüncü de yabancı oldu diye biliyorum. Bir ikinci Türk. Aşağıdakiler zaten şöyle zaten. İlk üçle aşağıdakiler arasında fark kaldı. Niye? Çünkü onların UC değeri yüksekti hediye kısmı. Diğerleri biraz saldı yani aşağıdakiler. Ama onlara da UC geldi tabii. Demek istediğim şey hani böyle şeyleri kaçırmayın. Ha. Başka yerdeki etkinlik bak Türkiye'deki etkinliğe başka biri gelip yabancı biri gelip hani UC'yi alıyor yani. Niye Türkiye'deki almıyor mesela? Ama tabii siz de oraya çok fazla ilgi göstermezsiniz. Tabii yabancıya gider. Şimdi gelelim diğer etkinliğe. Bu etkinlikten arkadaşlar güzel veriyorlar. Yani UC miktarı yüksek. Türkiye'dekinden daha yüksek. Siz de buna girin. Bunu kaçırmayın derim. Yani kişi başı $200 değerinde UC veriyorlar arkadaşlar. Buna göre verirlerse ne yapıyor abi? İşte 16.200 mü yapıyor? İşte 6.000, 8.000, 8.100, 16.200 yapıyor. Yani 16.200 UC kişi başı diyebiliriz. Peki nerede? PUBG Mobile'in global Instagram sayfasında arkadaşlar birkaç gün önce paylaşıldı. Ekrandaki resmi görebilirsiniz. Buraya girdiğinizde arkadaşlar bu resmi olduğu yere buradan bu etkinliğe katılabiliyorsunuz. Etkinliğin tarihi şöyle bir bakacağım hemen. 24 müydü öyle bir şeydi? 24'ü bitiyor herhalde. Aynen 24'ü bitiyor arkadaşlar. Ekim'in 24'ü bitiyor. Kaç gün kalmış şu an zaten? 8 gün kalmış. Katılın derim arkadaşlar. 5 kişiye veriyorlar. Yani 16.200 UC yapıyor. Her kişiye tek tek. Diğerinden, Türkiye'dekinden daha fazla bir UC. Belki burada şansınız olur arkadaşlar. Buradan alabilirsiniz. Oradan da isterseniz sarımı açarsınız veyahut da başka bir şey yapabilirsiniz. Yani bu şekilde başka yine UC etkinlikleri olursa ben sizinle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet umarım sizin için yararlı olmuştur. Şimdi bunun altına yazarlar abi UC nerede? UC nerede? Hani ben görmedim falan diyenler olur. İzlemeyip de genelde oluyor yani sonuna kadar izlemeyip. Evet bugünkü videomuzun konuları bunlardı arkadaşlar. Umarım sizin için bilgilendirici olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.